Texas, Amerika. Burada her şey üç boyutta geliyor. Büyük, daha büyük ve en büyük. Devlet ulusu için en büyük hapishane sistemini uygun görmüş. Binlerce kilometre elektrikli telleri, güvenlik kameraları ve ağır silahları olan güvenlik elemanlarıyla eğer suçluysanız gelmek isteyeceğiniz son yer Texas'tır. Tabii Stephen Russell değilseniz. Suçu kaçmak. Bu neredeyse onun için gurur kaynağı. Çok yüksek bir IQ'ya sahip Stephen Russell, banka soymak, kimlik çalmak ve sigorta yolsuzluklarıyla suçlanıyor. Onlardan daha zeki olduğunu göstermek zorunda. Dedektiflerden biri onun zekasını kabul etmeyecekti. Öncelik Texas hapishanesi kaçaklarına. Ellerini arabaya koy. Üç eyalete yayılan bir insan avı. Dedektif yanındaki düzinelerce polis ve özel ajanlarla Stephen Russell'ın son numarasını gerçekten son yapmak istedi. Dolandırıcılar kralı Amerika'nın en iyi polisleriyle dalga mı geçiyordu? Texas, Huntsville yakınlarındaki Edsel ünitesi. Amerika'nın en iyi güvenliği olan hapishanelerden biri. Günde birkaç kere mahkumlar fiziksel olarak görülür, sayılır ve orada olduklarına emin olunur. Subay ofisime geldi ve o sabah sayıda bir sorun olduğunu söyledi. 1998'de bütün güvenliğe rağmen bir mahkum akla gelmeyecek bir şey yapmıştı. Kaçmıştı. Ama bu herhangi bir mahkum değildi. Güvenlik bana Stephen Russell'ın kaçtığını haber verdi. Bir rahibin oğlu olan Russell, kanunun kılıcıyla henüz 9 yaşındayken amcasının garajını yaktığında tanışmış. Birkaç küçük ceza ve eğitimler onu adam edememiş. Russell suç işlemeyi ve hırsızlıklarını sürdürmüş. Edsel hapishanesinden kaçışı onun üçüncü kaçışı. Diğer iki seferden işçi ve de yargıç kılığında kaçmayı başarmış. Bunu nasıl başardığını öğrenebilmek için yetkililer bu defa Amerika'nın en çok aranan suçlularını aramak için eğitilmiş biriyle anlaşır. Dedektif Terry Cobbs. Bir kaçırma durumunda elimdeki işi bırakıp hemen bu işle ilgileniyorum. Nereyi arayacağını altıncı hissiyle buluyor. Vazgeçmez. Hiç yarım bırakmaz. Başladığı işi bitirir. Rozetimizde yazdığı gibi, asla aranan bir adamı bırakmayız. Bu bizim işimiz. Biz bunu yaparız. Terry Cobbs, Edsel hapishanesinde Russell'ın kaçış hikayesini çözmeye çalışır. Boş hücresinde hepsi aynı renkte bir sürü keçeli kalem bulur. Resim dersleri almaya başlıyor ve her derse gidişinde yeşil bir gazlı kalem ya da keçeli kalem alıyor, hücresinde saklıyor. O zaman dershanede yeşil keçeli kalem kaldı mı bilmiyorum. Bu yeşil kalemleri neden alıyordu? Mahkumların gömlek ve pantolonları beyazdı. Onda en az ikişer takım vardı. Ekstra üniforma Russell'ın kaçış planının malzemesi oldu. Bu yeşil kalemlerin içindeki keçeleri çıkarmış. İki tişörtü ve bir pantolonu boyamış. İçeri girip çıkan tıbbi mümessillerin kıyafetleriyle neredeyse aynı renkti. Ve bunlarla Stephen Russell bir tıp adamı olmuştu.
Elbette dışarı çıkabileceği geçit kapılarına geldiği zaman kolaylıkla girmek istediği kılığın imajını verebiliyordu. Farklı bir kimlik söylerken kendine son derece güvenli görünüyordu. Çok inandırıcıydı. Güvenlik onu doktor sanmış. İşe yaramış ve oradan yürüyüp çıkmış. Artık sicilinde 3 hapishaneden kaçışı yazılan Steven Russell, Texas'ta en fazla aranan adam olmuştu. Neredeyse hemen polis memurları ve Terry onu tutuklamak için harekete geçti. Hapishaneden kaçan olduğu belirlenir belirlenmez, oradaki polis ve ekibi hemen bir plan oluşturur. Ne kadar genişlemesi gerektiği görüşülür. Arama köpekleri alınır, helikopterler getirilir. Hem de yakıtı uzun süre dayanan helikopterler. Çünkü aramanın ne kadar süreceğini kimse tahmin edemez. Hapishane kaçakları diğer kaçaklardan daha da umutsuzdur. Araçları yoktur, paraları yoktur, saklanacakları hiçbir yer yoktur. Bunları sağlamaları mecburidir. Yetkililer sıkı takipteyken Russell'ın farklı bir kaçış planı olmalıydı. Huntsville, Texas'tan gitmeliydi. Steven Russell dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığından suçlu bulunmuştu. 1997'de Huntsville, Texas'taki güvenlikli bir hapishaneden kaçmıştı ve hala kaçaktı. Huntsville dışındaki askeri bölgede bir eve gider ve kapıyı çalar. Buyurun. Merhaba, ben Doktor John Stover. Kapıyı açan adama hapishanede doktor olduğunu söyler. İçkiliyken kaza yaptığını ve bunu anlarlarsa başının belaya gireceğini söyler. Tabii ki evinize gelen bir doktor sizden yardım isterse herhangi birinden daha fazla yardımcı olmaya çalışırsınız. Böylece çiftlik sahibini kendini Huntsville'e bırakması için ikna eder. Çok teşekkür ederim. İnsanlar güveniyor. Herkes inanmaya eğilimli. Ve Steven Russell da insanlardaki bu duyguyu kullanıyor. Fıtık gibi basit bir şey olabilir. Yoldayken çiftçinin eşinin sağlık problemlerinden konuşurlar ve tavsiyelerde bulunur. İşte numaram. Jess Steven beni sonra arayın der. Sonradan aradıklarında istemeleri için de ismini verir. Baş dedektif Terry Cobbs, kavşaklara arabaları kontrol etmeleri için polis yerleştirdi. Çiftçininki de dahil. İyi günler efendim. Kaçak bir suçluyu arıyoruz. Ama çok geçti. Peki size nasıl yardımcı olabilirim? Çiftçi 20 dakika önce Russell'ı bir restoranda bırakmıştı. Ama durun, bana numarasını verdi. Bakalım. Kaçağın verdiği sadece geçersiz bir numaraydı. Bana verdiği numara buydu. Buradan bir şey çıkmayınca, dedektif Cobbs daha ayrıntılı bir şekilde araştırmayı başlattı. Russell'ın sicilinin kabarık olduğunu öğrendi. Hırsızlık ve dolandırıcılık olarak ifade edilebilecek bir seri suçu vardı. İnsanları kendi parasıyla dolandırıyordu. Neredeyse şirketleşmek üzereydi. Russell telefonla bir iş kurar ve insanların kendisine özgeçmiş yollamalarını sağlar. Ve böylece oralardan kendisi için ünvanlar çalar. Personel yönetiminden sorumlu. Kalite güvenci ve kalite kontrolü sağlayan. Bu iyi. Ve bunlardan kendine bir özgeçmiş hazırlar. Sahte özgeçmiş, büyük Amerikan şirketlerinden birinde geliri yüksek bir pozisyon için ona randevu sağlamıştı.
Bu iyi yönetimli ve büyük şirkete finansman memur şefi olarak başvurusunu yapar. Büyük bir şirket. Tabii ki bu referanslar gerçek değil. Sadece mesaj alabilen telefon numaraları yazmıştır. Merhaba, insan kaynaklarından Dusty McDonald'a ulaştınız. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakırsanız en kısa zamanda aranırsınız. Bu mesajlar alındıktan sonra kendisi bu numaraları arayıp referans verdiği kişilerden biri gibi konuşmuştur. Merhaba, ben Dusty McDonald. Mesajınızı istinaden aradım. Steve J. Hall'da sizi tavsiye edemeyeceğim. Ve Texas hapishanesinden çıkan birini işe aldılar, hem de milyarlarca dolardan sorumlu olarak. Günaydın Bay Russell. Teşekkür ederim. Russell, Amerika'nın en büyük tıp yönetimi firmasında finansman şefi olarak göreve başlamıştı. Bu şirket hesapları yönetiyordu ve büyük miktarlarda paraların transfer olduğu hesapları vardı. Yaptığı anlaşılana kadar bu firmayı yaklaşık 1 milyon dolar ya da 800-900 bin dolar kadar dolandırdı. Kuzey Amerika'daki memurlardan biri bana onun firmaya gelen en iyi finansman şefi olduğunu söylemişti. Tabii onlardan 800 bin doları çalıncaya kadar. Eski şef artık farklı bir pozisyondaydı. Dedektif Cobbs kiminle karşı karşıya olduğunu öğrenmişti. Ama tek bilmediği Russell'ın Texas Houston'daki hemen köşe başındaki mağazada olduğuydu. Farklı bir görünüme bürünen Stephen Russell kasabadan kaçmayı başarmıştı. Araştırmasına yardımcı olması için Terry Cobbs, Doğu Teksas'taki her memuru görevlendirmişti. Adalet Bakanlığı'na, Houston Emniyet Müdürlüğü'ne, Harris Bölgesi Şerif Ofisi'ne gittik. Birleştiler ve onun peşine düşmek için bir plan hazırladılar. Polis güçleri Teksas caddelerinde dolanırken, Cobbs başka bir yöndeydi. Tabii ilk çıktığında kaynağı yoktu. Telefonu ve diğer malzemeleri yoktu. Rehberindeki kişileri arayamıyor ya da onlara mesaj bırakamıyordu. Bu yüzden sadece kendine en yakın kişilerden yardım isteyecekti. Biz de onu bulmaya çalıştık. Yanında kimler olabilirdi? Bütün önceliğimiz buydu. Bu yakınların bilgilerini bulmak zor değildi. Russell'ın hapishane telefon kayıtlarında ona yakın iki kişinin telefonu vardı. Cobbs, eski eşi Debbie ile başladı. Çok gençken evlenmiş, sanırım liseden çıkar çıkmaz. Debbie bir süre sonra kocasının aslında erkeklerle ilgilendiğini fark etmişti. Birlikte yaşarlarken ikinci hayatı bir nevi patlatmıştı. Gece erkeklerle randevulaşırken geç saatlere kadar çalıştığını söylüyordu ve boşandılar. Kaçak hakkındaki bu yeni bilgiyle Cobbs araştırmasının yönünü değiştirdi. Homoseksüel olduğu için Houston'daki homoseksüeller arasında birçok arkadaşı vardı. Konuşacak çok kişimiz oldu yani. Bu adamı gördünüz mü? Russell'ın tanıdıkları ondan uzak olmayı tercih ediyordu. Bela istemiyorum. Onu bir daha gördüğünüzde... Bizimle işbirliği yaptılar ama kaçmasıyla ilgileri olmadığını da bildirdiler. Biz de onlarla konuştuk ve gördüklerinde bizi aramaları için onları ikna ettik. Cobbs, Russell'ın hücresindeki diğer fotoğrafa dikkatini yönlendirdi. Philip Morris. 3 yıl önce hapishanede karşılaştıklarından beri bu iki adamın çok yakın olduğu belliydi. Philip Morris'le tutkulu bir ilişkisi vardı. Stephen Russell'ın ona aşık olduğunu sanıyordum. Sanırım Philip Morris de Stephen Russell'a alet oluyordu. İlişkinin pasif ama etkili tarafıydı. Philip Morris'i bulabilirsek, Stephen Russell'ı da bulabiliriz diyorduk. Bütün kaynaklarımızı buraya doğru yönlendirdik. Bizim şerefimize... Stephen Russell eski arkadaşını bulmuştu ve yola çıkmışlardı. Şu anda Las Vegas'taydılar. Houston'dan ve de takipçilerinden 2000 kilometre uzaktaydılar. Ancak Russell, Cobbs'un işine yarayacak bir hata yaptı. Merhaba. Stevie? Bir tanıdığını aradı. Tabii. Bunu yaparsınız değil mi? Bu kişileri aradı. Ajan Terry Cobbs'la görüşebilir miyim lütfen? Bizi arayıp onu aradığını söyledi. Ve arananlardan numarasını bulup söyledi. Telefonun nereden geldiğini belirledik.
Onu Mississippi Biloxi'de bulduk. Müfettiş Cobbs, Biloxi'ye yapacağı 600 kilometrelik yolculuk esnasında Russell'ın ortadan kaybolacağını biliyordu. Biloxi'deki emniyet müdürünü aradık. Şansımıza yılan yiyici adını taktığımız bir elemanları vardı. Yılan yiyici. Ben bir denizaltı dalgıcıydım. Bana uçuk gibi isimler takılırdı. Hep sınırlarda yaşayan biri gibiydim. Terry beni aradı ve tüm emniyet güçleriyle birlikte Texas'tan kaçan bir suçluyu aradıklarını söyledi. Bana adamın profilini ve bir fotoğrafını gönderdi. Siyah beyaz bir fotoğraftı ve bana faksla gönderilmişti. Çok bozuk bir fotoğrafla Russell neredeyse fark edilmiyordu. Kaplinger, Biloxi çevresinde öylesine dolanmaya başladı. Ve şans onu Texas'ın en çok aranan adamının yoluna çıkardı. Biloxi'deki çevre yolunda saatte 100-120 kilometre hızla gidiyordum. Öylesine baktım ve bir adamı arabasına giderken gördüm. Bu fotoğrafta bir de bireylere bakıyordu. Yolun karşısına baktım ve bu adamın profilini gördüm. Bir kere daha baktım ve bu o dedim. O dönüşü yaptım ve hemen yanına gittim. Dışarı fırlayıp ona silah çektim. Bat Russell! Emniyet müdürlüğü dur! Ben polisim. Eller yukarı. Arabanın üstüne. Terry'yi aradım ve dostum adamını yakaladım dedim. İnanamıyorum dedi. Roger bana sadece onu yakaladım dedi. O olmadığını söylüyor ama ben onu yakaladım dedi. Ne oluyor? Arabaya gir. Evet dedim. Şu anda arabanın arkasında oturuyor. Görevimi tamamlamıştım. Ne diyebilirdim? Çok iyiydim. Sonradan bana yolda saatte 100 kilometre hızla giderken yakaladığı ilk şüpheli olduğunu söyledi. Russell kaçtığı Texas hapishanesine dönmüştü. Bu sefer çok sessizdi. Yetkililer bu zeki adamın yeniden demir parmaklıklar ardında olduğunu bilme rahatlığını yaşarken Stephen Russell farklı bir kaçış planı hazırlamaktaydı. Hapishaneden kaçtığı için Russell 24 saat yakın gözlem altındaydı. Yaşadığı yerlere içerideki arkadaşları delik diyorlardı. Hücrelerde yemeklerini yerler ve hiçbir sebep için hücreden çıkmazlar. Gittikleri zaman da elleri kelepçeli ve yanlarında iki hapishane görevlisi eşliğinde giderler. Böyle bir ortamda kaçmak çok zordur. Russell'ın tek arkadaşı hapishane kütüphanesinden gelen kitaplarıydı. İçerideki günlerinde onlara umutla sarılmış ve çıkış yolu aramıştı. Bence Stephen Russell derslerini çalışan akıllı biri. Delikteyken Russell fiziksel olarak çökmüştü. Sağlığı tehlikeye girince doktorlar çağrıldı. Kısa bir sürede çok kilo vermişti. Çok kilo verdi, yaklaşık 23 kilo sanırım. Suçlu yatağa mahkum olmuştu ve kasları sönüyordu. Sürekli güçsüzleşen Russell'ın test sonuçları da çıkmıştı. Gizlice AIDS'ten eriyordu. Tıbbi raporlar hem HIV hem de diğer HIV etkili hastalıkların bulunduğunu onaylıyordu. Bütün kanıtlar tek bir gerçeği işaret ediyordu. Dolandırıcılar kralı ölüyordu. Stephen Russell'ın bir ya da iki ay ömrü kalmıştı.
Russell hapishanede ölmemek için alternatifler yaratmıştı. Genellikle ölüme mahkum ya da tıbbi müdahale gerektiren mahkumlara verilen özel bir izne başvurmuş ve kabul edilmişti. Ambulansla hapishaneden alınıp Texas San Antonio'daki tedavi merkezine götürülmüştü. Bir hafta sonra Dolandırıcılar Kralı'nın ölümü haber verildi. Bu bilgiden habersiz olan dedektif Copps işine devam etti. Bununla ilişkisi olmayan bir işi de birlikte yürütüyordu. Burada Houston'daki birinden, kimlik kartı yapan birinden bir telefon geldi. Ofisine bir adam gelmişti ve kendisinin avukat olduğunu söylemişti. Avukat adının Jean Lewis olduğunu söylemişti. Ama kişisel bilgileri Jean Lewis'inkilerle uymuyordu. Adam kesinlikle sahtekardı. Copps araştırmayı kabul etti. Doğrusu araştırmalara yeni başladım. İlk işi de bu sahte kimlik kartına bakmak oldu. Bir hata olmalı. Gözlerime inanamamıştım. Daha dün Houston'a götürülen Stephen Russell'ın resmine bakıyordum. Hemen bilgisayara geçip, Texas hapishanesi bilgisayarından Stephen Russell'ın bilgilerine ulaştım. Orada öldüğü yazılıydı. Ben buna inanamayarak Huntsville'i aradım. Ettiği bu telefonla Copps, Russell'ın tedavi evine transferini öğrenmişti. Merhaba, ben Terry Copps. Ölüme mahkumlar için sağlanan özel bir hizmet olduğundan bahsetti. Ben de olamaz dedim. Bu kesinlikle başka bir şey olmalıydı. Evet, onun hakkında durum raporu istiyorum. Copps'un sonraki telefon görüşmesi, Russell'ın ölümünü belgeleyen kişiyle oldu. Ne demek istiyorsun? Ne demek sadece öldü dedim. Doktorundan telefon geldiğini ve Houston'da deneme ameliyatlarının birinde öldüğünü söylediğini söyledi. Tüm ofis ve ben duyduklarımıza inanamıyorduk. Copps, Russell'ın tıbbi raporlarına daha yakından baktı. Orijinalden çok farklı görünüyorlardı. Ellerini başın üstüne koy! Kaçak Texas suçlusu Stephen Russell yakalanmıştı ve gözaltındaydı. Haftalar sonra AIDS'ten öldü. Ya da öldü mü? Texas dedektifi Terry Copps yeni bir davayı incelerken şüpheli kimlik kartında Russell'ın fotoğrafını görünce hayalet görmüş gibi oldu. Bir hata olmalı. Belli ki kendi ölümünü de uydurmuştu. Ve dördüncü kez hapishaneden kaçmıştı. Yasalara göre suçlular tıbbi raporlarını her zaman isteyebilirler. Bu onların hakkı. Böyle bir talepte bulunduklarında onlara randevu veriliyor. Tedavi merkezine getiriliyor ve tıbbi raporları onlara orada sunuluyor. Suçluların hücrelerinde yazım makineleri var. Ve o da kendine bir tıbbi rapor hazırlamış. Kendine AIDS hastalığından öldüğünü gösteren belgeler hazırlamış. Hücresinde HIV ve HIV bağlantılı hastalıklarla bunların belirtileriyle ilgili kitaplar okumaya başlamış. Ve o şekilde davranmaya başlamış. Dedektif Copps, Russell'ın hücresinde beyaz toz izleri buldu. Mahkumun ani kilo verişinin sebebi AIDS değil, bağırsak çalıştırıcılardı. Eroin ya da diğer uyuşturucuları sokmak zordur ama bu tarz ilaçları almak da çok kolaydır. AIDS kan testiyle belirlenebilir. Ancak ona AIDS teşhisi koymak için kan testi bile yapılmamıştı. Onun sözüne ve hazırlayıp dosyasına koyduğu evraklara güvendiler. Aslına bakarsanız bu özel hakları veren komitenin Stephen Russell gibi geçmişi belli,
ve de hayatı boyunca yalan söylemiş birini bu hakkı tanırken daha dikkatli olmamasına inanamıyorum. Dedektif Cobbs son günleri için mahkumun götürüldüğü yeri ziyaret etti. Russell'ın bu işi nasıl başardığını orada anladı. Merhaba, yöneticinizle görüşebilir miyim lütfen? Tedavi merkezinin telefonunu ele geçirir. Merkezin yöneticisini arar ve Houston'daki AIDS çalışmalarından Dr. Adam Rios olduğunu söyler. Merhaba, ben Dr. Adam Rios. Gerçekten Houston'da AIDS benzeri hastalıkların araştırmacısı olan doktor gibi davranır. Steven'ın da bu çalışmada yer almasını istiyoruz. Houston'da bu doktorun araştırmalarına katılmak için tedavi merkezinden Houston'a gitmek üzere izin alır. Merhaba, yöneticinizle görüşebilir miyim lütfen? Birkaç hafta sonra tedavi merkezini arar ve kendini Dr. Rios olarak tanıtıp tedavi sırasında Russell'ın öldüğünü söyler. Steven Russell'ın tedavi sırasında öldüğünü bildirmek istiyorum. Steven Russell son kaçışını bütün dünyaya duyurmuştu. O artık yaşamıyordu. Terry buna inanamadı. Özellikle de Cobbs'un elinde onun hayatta olduğunu gösteren bir fotoğraf varken. Bu adamın çalışma sistemine ve nereden neler çıkardığına bürodaki hiç kimse inanamadı. Herkes sakinleştikten sonra nerede, ne yapıyor, onu gidip bulalım ve ait olduğu yere getirelim şeklinde bazı konuşmalar oldu. Araştırmalarla kaçağın nerede olabileceği bile tahmin edilemedi. Russell nerede saklanıyor olabilirdi? Onu kimsenin bulmayı ummayacağı bir yerde olduğu ortaya çıktı. Texas hapishanesinde. Sahte avukat Jean Lewis, çok özel bir müvekkilini bulmaya gelmişti. Philip Morris. Hapisten yeni kaçmış biri olmasına rağmen onu hayatta en çok etkileyen kişiyi görmek için avukat kimliğiyle Dallas Bölge Hapishanesi'ne girip çıkıyordu. İşte geldim, nasılsın? Beni ne zaman buradan çıkaracaksın Steven? Üzerinde çalışıyorum ama böyle işler zaman alıyor. Hapishaneden ölümcül bir hasta gibi çıkıp sahte ölüm raporu hazırlaması yetmemiş, bir de sahte avukat olup sevgilisini ziyaret etmeye başlamış. Sadece biraz daha dayanman lazım. Çok uzun sürmeyecektir. Beni hızlandırmanı bekliyorum o kadar. Biliyorum tatlım, biliyorum. Jean Lewis adı ortaya çıkınca Terry Cobbs hapishaneye gidip kendi araştırmasını yaptı. Tam o geldiğinde Russell sessizce gidiyordu. Cobbs, Russell'ın kaderi kaç kere kandırdığını keşfetti. Bu ziyaretleri birden fazla yaptığını öğrendik. Steven Russell, Jean Lewis olarak 12 kereden fazla ziyarette bulunmuştu. Neredeyse mahkum sayısı kadar gelmiş. Russell'ın bir sonraki durağı Dallas'ta bir bankaydı. Kendini milyoner Arthur Sandler olarak tanıtmıştı. Tam Sandler'ın hesabından 75 bin doları kendine aktarırken banka müdürü Russell'ın bilgileriyle hesap dosyalarındaki bazı bilgilerin tutmadığını gördü. Birkaç şeyi kontrol etmem gerek. Birkaç kere kontrol ettiler ve bazı bilgiler birbirini tutmuyordu. Banka müdürü elemanlarına güvenliği çağırmalarını söyledi. Ama bu konuşma duyulmuştu. Bir şeyler olduğunu duyar ve bundan sıyrılması gerektiğini anlar. Bayım, iyi misiniz? Yere düşer,
kalp krizi geçirir gibi yapar ve bir ambulans çağırırlar. Bankanın dolandırıcılık dedektifi Tace Bailey konuyla ilgilendi. Sahtekarlık olduğu belliydi. Ben ondan daha fazla kalp krizi geçirdim. Orada bulunan Dallas polis memuru eğer biri kalp krizi geçirdiğini söylüyorsa ambulans çağırmak zorunda olduklarını söyledi. FBI'yı da çağırmışlardı. FBI görevlileri bu banka yolsuzluğunu inceleme altına aldı. Ambulansa konmuş ve Dallas'taki Baylor Hastanesi'ne götürülmüş. FBI geldiğinde onu ambulansla hastaneye götürüyorlarmış. Tabii bankada onlara kalp krizi geçirdiğini ve onu hastaneye gönderdiklerini söylemiş. FBI ajanları da hastaneye yöneldi. FBI hastaneyi aramış ve yolda olduklarını, onlar gelinceye kadar bu adamı tutmalarını söylemiş. Bazı suçları olduğunu da eklemiş. Muayene odasındayken kapıya nöbetçi bir polis konmuş. Nakliyeyi sağlayan ambulansta yetkililer hayati bir hata yaptılar. Russell'ı yalnız bıraktılar. Merhaba, benim dedektif Cobbs. Steven Russell'ın yanında bir cep telefonu vardı. Yanınızda Steven Russell diye biri var. Hastaneden hastaneyi cep telefonuyla arar ve kendisinin bir FBI görevlisi olduğunu söyler. FBI görevlisi olduğunu söyler ve fikir değiştirdiklerini, onunla görüşmek istemediklerini ve onu bırakabileceklerini söyler. Gidebileceğinizden emin misiniz? Emirleri alınmış ve anlaşılmıştı. Steven Russell gitmekte özgürdü. Tamam, gidebilirsiniz. Dolandırıcılar kralı yine yapacağını yapmıştı. Hastane, Dallas polisi ve FBI'yi kandırmıştı. İşte, tamam. Harika, teşekkür ederim. Öylece gitmiş, ayağa kalkıp ben iyiyim, kalp krizi geçirmiyorum demiş ve gitmiş. Sonra FBI hastaneye ulaşıp onu sormuş. Onlar da bu nasıl bir soru, siz aradınız ve onu bırakın dediniz. Biz de onu bıraktık demişler. Ve yine kaçışa geçmiş. Sonraki birkaç hafta dedektif Cobbs'un, FBI'ın ve çeşitli Texas kanun ekiplerinin çabalarına rağmen Steven Russell'ın izi bulunamamıştı. Bir duvara çarpmıştık. Her şey kurumuştu ve onu bulamıyorduk. Terry Cobbs başka bir yaklaşım yolu denedi. Russell'ın bazı motellerde kaldığını biliyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ama Steven Russell'ın bilinen yaklaşık 14 kimliği vardı. Bunu göz önünde tutarak sadece Steven Russell olarak değil, bütün diğer isimleriyle baktık. Ve bu isimlerle kayıtları bulmaya başladık. Buralardaki kalışlarında yaptığı tüm telefon görüşmelerinin sahiplerini sorduk. Bütün tanımadığım numaraları teker teker arayıp ne iş yaptığını, durumunu sordum. Bulabileceğim her türlü ipucuna ihtiyacım vardı. Bir cevap Cobbs'un dikkatini çekti. Bir hanımefendi kendilerinin sigorta şirketi olduklarını söyledi. Ve Steven Russell'ın daha önceki sigorta dolandırıcılıklarını biliyorduk. Cobbs bir hastanın kişisel tıp raporlarını Jean Lewis diye bir avukata çekmek üzere olduğunu söylemişti. Ben de faksı göndermemesini, göndereceği faksın numarasını vermesini söyledim. Şu anda bir suç işlediğini kendisine anlattım. Cobbs, sigorta şirketinden bu faksı takip etti ve Güney Florida'da bir adrese ulaştı. Florida Kanun Suçluları Departmanı'ndan Richard Deese'i aradım. Ajan Deese, moda tasarımcısı Gianni Versace'nin cinayete teşebbüs olayındaki şef dedektifti. Bir araştırmaya girince aradığınız kişi hakkında her ayrıntıyı bilmek zorundasınız, kesinlikle. Rick'e bu faks numarasını belirleyip, yeri de bulduğunda sigorta firmasına faksı gönderteceğimi ve Steven Russell'ın bunu almaya gelmesini bekleyeceğimizi söyledim. Deese hemen Florida Sunrise'daki bu numarayı araştırdı. Fort Lauderdale'in dışında, muhtemelen hoş bir daire kompleksiydi. Aslında orada sadece araştırma yapıp
Çevredeki insanlardan bilgi almak istemiştim. Orada dolanıp adresi bulmaya çalışırken bir anda onu gördüm. Beni fark ettiği konusunda endişeliydim. Ama onu geçince arka aynadan baktım. Sadece bir kere baktı. Deez destek istedi. Ginny, beni Tom Maxwell'e bağla lütfen. Destek beklerken Deez arabada bir şey hissetti ve endişelendi. Texas plakalı olmalıydı. Burada Texas'ta aracın ön ve arkasında işaretler olur. Bunun önde plakası da yoktu. Plakaya bakarken Cops'un ona yolladığı araç ruhsatını da kontrol etti. O sırada destek de geldi. Bana ilk dönen ajan Tom Maxwell oldu. Deez, Maxwell'den aracın arkasındaki plakayı araştırmasını istedi. Tom aracından indi ve arkaya doğru yürüdü. Arka plakada Texas işareti var mı diye baktı. Plaka Texas, Lima Uniform 6797, tamam. Bu bizim genç, aradığımız plaka bu. Başka bir şeye gerek yoktu. Adamı bulmuşlardı. Eve girmek istemiyoruz. Çünkü ne tür silahları olduğunu bilmiyoruz. Arabasına binmesini de istemiyoruz. Çünkü kaçmaya kalkarsa çevreye de zarar verebilir. Bu yüzden evle araç arasında bir yerlerde onu yakalamamız gerekiyor. En ideal yer orası. Şu anda ön kapıdan biri çıkıyor. Dakikalar sonra ajan Deez'in dileği yerine geldi. Bu bizim adam. Gösteri zamanı. Onu yakalayalım Tom. Park yerinden çıktığımızda 95 metre ilerimizdeydi. Eller arabanın üstüne. Eller arabanın üzerine. Arabanın üstüne koy ellerini. Yanlış adamı yakaladınız. Adın ne? Edward Walcott. Yanlış adamı yakaladınız. Ona yaklaştık ve kelepçeledik. Adını sordum ve... Kımıldama. O zamanki sahte adını verdi. Adınız? Edward Walcott. Cüzdanını açtık ve cüzdanında Edward Walcott adına bir ehliyet vardı. Burada Stephen Russell olduğu yazıyor. Bunun onun adı olmadığını ve adının Stephen J. Russell olduğunu söyledim. Tamam, hadi arabayı alalım. Hadi. Ajan Deez adamın ne kadar kolay kaçabileceğini fark etti. Russell, görünüşünü değiştirmek için bir plastik cerrahtan randevu almıştı. Demek işlerini böyle yapıyorsun ha? Birkaç gün içinde tanınmayacak bir yüze sahip olacaktı. Hadi gidelim. Cep telefonumu alıp Terry Cops'a Russell'ı tutukladığımı söyledim. Cops? İnanamamıştım. Ne demek tutukladın dedim. Onu yakaladım dedim. Tutuklandığını öğrenince Terry şaşırmıştı. Sanırım ona 2-3 kere söyledim. Kiminle konuştuğunu biliyorum. Arka planda konuştuğunu duyuyordum. Kiminle konuştuğunu biliyorum. Cops'la konuşuyorsun diyordu. Bunun gibi şeyler duydum. Ben de Rich'e ona kiminle konuştuğunu söyle dedim. Evet, sana selam söylüyor. Ve yüzünün rengi kaçtı. Bir aylık kovalamadan sonra Terry Cops adamını yakalamıştı. Şimdi 5. kaçışını gerçekleştirmeden onu Texas hapishanesinde nasıl tutacaklardı? Son kez olduğu umularak yetkililerin yakaladığı Stephen Russell'a 144 yıl hapis cezası verildi. Texas hapishanesinden kaçan 3. dereceden suçlu biri 2 ila 10 yıl arasında ceza alır. Ancak hakimler önceki suçlarını da göz önünde bulundurabilirler ki bu davada da öyle yaptılar. Milyonlarca doları çalan, 4 kez Texas hapishanesinden kaçan Stephen Russell, namı diğer Dr. Adam Rios, Gene Lewis ve Arthur Sandler, 1998 yılından beri Texas, Tennessee'deki Michael ünitesinde mahkum. Masum olan insanları bu kadar iyi dolandırabilmek için bence onu kadar iyi ve zeki bir yalancı olmak gerekiyor. Russell'ın hapishanede hayatını düşünecek zamanı oldu. Eğer bir kaçaksanız, kaçıyorsanız
ve biri sizi kovalıyorsa ben o kişilere düşman derim. Çünkü seni yakalamaya çalışıyorlar. Oradan, onlardan uzak durmaya çalışırsınız. Steven Russell'ın hakkında ne dediğini bilmiyorum. Onu ziyaret edip oturup konuşma fırsatım olmadı. Biz eski dost değiliz. Ona karşı kötü duygularım yok. Ben onun yerinde olsaydım farklı bir şekilde davranmazdım. Buna eminim. Aslına bakarsanız, kişisel olarak Steven Russell'a karşı bir nefretim ya da herhangi kötü bir duygum hiç olmadı. Sanırım onu inatçı biri yaptım. Birini bulma konusunda inatçı ve ben tam kaçacaktım ama olmadı. Russell, Philip Morris'le temasa geçti. Her hafta birbirimize yazıyoruz. Biz, her şey aynı yani. Ben hapisteyim ve şimdi de o beni ziyaret ediyor. Aynı benim ona yaptığım gibi işte. Geçmişinden ötürü Russell'ın hapis hayatı biraz farklı. Hücrede yalnız kalıyor. Hücre 2 metrekare. Her gün bir kez bir saatliğine çıkıyor. Ve bu zamanlarda gözaltında. Haftada 2 kez yeni bir hücreye taşınıyor. Yetkililer onu gözlerinin önünden ayırmıyorlar. Her Terry aradığında ona tek bir soru sorarım. O da, Steven Russell nerede, yerini biliyor musun? Ve genelde evet diye cevap verir. Michael ünitesinde güvende. Ben de bundan eminim. Steven Russell 120. doğum gününe kadar buradan çıkamayacak. Tabii daha erken çıkmaya karar vermezsin. Bence hala nasıl kaçabileceğini düşünüyordur. Bundan eminim. Her sistem, her yerde bir hapishane de olsa bazı zayıf noktalar vardır. Bu sadece bazı şeylere dikkatle bakma meselesi. Diğerlerinin ne yaptığını sakın seyretme, olur mu? Peki burada da buldun mu? Evet.